Peki. Bir de silolarımızı çizelim aynı şekilde rektangül areğimizle. Belli bir mesafeye hemen şuradan bakarsak aslında şu çizgiden biraz yukarı doğru kaydığımızda elde edeceğiz bu çizgileri. C enter diyorum önce. Bir tane daire çiziyorum. Bu dairemizin boyutu 600 metre 600 santim olsun. Affedersiniz. 600 santim biraz büyük oldu. E enter diyerek sildim. Aslında editleyebilirdik ama şimdi tekrar baştan çizelim. 400 santim olsun. Yani 4 metre olsun. Yarı çapları. AutoCAD bize her zaman yarı çap soruyor. Bunu unutmayın. M enter dedim. Ve daireyi merkezinden tutarak şu merkezden hiza alıyorum bakın. Bu merkezden sağa doğru hiza alıyorum. Ortom açık kalmış. Ortomu kapatıyorum. Bakın tekrar yapayım işlemi ortayı kapattıktan sonra. M enter dedim. Tıkladım. Şuradan sağa doğru hiza yaptım. Hiza aldım. Tekrar yapmanıza gerek yoktu bu arada. Sadece göstermek için bir daha yapıyorum. Aslında çalışıyordu komut yani. Peki 700 santim açığa koyalım buradaki objemizi. Ve tekrar M enter ile yukarı doğru bu kez. F8'i açabilirim tekrar ortomu. Yukarı doğru 1,5 metre kaydıralım. Gördüğünüz gibi ilk silomun yeri hazır. Belki bir 50 santim daha kaydırabilirim. Peki. Şimdi bu silomuzu yine offset komutuyla bir kalınlık oluşturalım. Ortasına mesela bir yapı daha var. Onu koyalım. Sonra da bunu da çoğaltalım. O enter diyorum. 10 enter diyorum. 10 birim offsetliyorum içeri doğru tekrar. Buradaki kalınlık daha fazla olsun. O enter, 20 enter. Objemi seçtim ve içeri tıkladım. C enter diyerek tekrar merkeze yeni bir daire çiziyorum. Bu dairemin yarı çapı 100 santim olsun. Yine O enter. Bu kez 10 milim olsun aradaki kalınlık. İçeri bir yapı daha çizmiş oldum. Tekrar H enter diyerek dış kısmı renklendirdim. Bu kez rengi sarı olsun. Tekrar H enter diyerek bu kez şuradaki kısmı renklendirdim. Buradaki renk de mesela magenta olsun. Escape dedim ve çıktım. Yine bu objelerimi seçiyorum ve array'e giriyorum. Bakın yine kendi kafasından bizim için bir array yaptı. Halbuki bu kez ihtiyacım olan iki tane sağa doğru, iki tane de yukarı doğru array. Yani iki satır ve iki sütun. Fakat aralarındaki mesafe yine sütunla pardon satırlar arasındaki mesafe yine eksi olmak zorunda. Aşağı doğru gidecek. Ve biraz daha az olmasını istiyorum bu mesafenin. Eksi 800 diyorum mesela. Biraz tabii yarı çapımız 800'de. O yüzden biraz daha büyük bir şey yapalım. Eksi 900 diyelim. Ve buradaki sayıya da 900 giriyorum. Dolayısıyla birbirlerine daha yakın hale getirebiliyorum. Enter dedim. Onayladım. Şimdi genel olarak yapı buna benzeyen bir yapı. Tabii ki farklılıklar var. Çok ayrıntılı çizmedik ama en azından nerede kullanabileceğinize dair bir örnek vermek istedim. Tabii bundan çok daha fazla çoğaltmaya ihtiyacınız olabilir. Mesela şuradaki yapıları çizmek istesek. Buradaki yapılar muhtemelen yan yana çizgilerden oluşuyor üst bakışta. Biri boyalı, biri boyasız. Fakat şu an anti-aliasing'den biraz bozuk çıkmışlar. Mesela böyle bir yapı çizmek istiyor olsak. Yine bir rectangle komutuna giriyorum arkadaşlar. RC enter dedim. Şuraya yeni bir dikdörtgen çiziyorum. Buradan hemen sağa doğru hiza aldım. Mesela 100 birim yani 1 metrelik bir hiza aldım. Ve şuraya o deminki yapıyı çizmeye çalışıyorum. 500 santim sağa doğru gitsin. 150 santim yukarı doğru gitsin dedim. Gördüğünüz gibi böyle bir yapı oluşturabildim kolaylıkla. Tekrar L enter dedim ve buradan hiza alarak sağa doğru. Her 1 metrede bir tane çizgi atmış oldum. Bu çizgiyi her 1 metrede devam ettirmek istiyorum. Dolayısıyla seçtim çizgimi. Affedersiniz. Öncelikle bir offsetleme yapmak istiyorum. O enter dedim ve 20 enter dedim. Şu araya hafif bir açıklık bıraktım. Şimdi bu iki çizgiyi seçerek array komutuna giriyorum. Bakın buradan yazarak da girebilirsiniz gördüğünüz gibi. Array rect seçerseniz array rectangle'dır bu. Bu çizgiyi sütunlar olarak bir kalsın. Affedersiniz. Satırlar olarak bir kalsın. Sütunlar olarak da mesela 4 tane aralarına birer metre mesafe koyarak bu çizgilerden oluşturmak istediğimi söylüyorum. Bakın 1, 2, 3, 4 tane çizgim var ve aralarında birer metrelik mesafeler var. Onayladım. Fakat şunu yanlış yaptığımı fark ediyorum hemen. DI Enter dediğimde şu mesafeyi ölçüyorum 1 metre. Şu mesafeyi ölçüyorum 80 santim. Şu mesafeyi ölçüyorum yine 80 santim. Gördüğünüz gibi başlangıç şurada 1 metre bıraktığım için ve 20 santim içeri girdiğim için burada 80 santim kaldı bize. Bunu tabii ki düzeltmemiz gerekiyor. M Enter'la bu objeyi 10 milim sola kaydı, pardon, affedersiniz, 10 santim sola kaydırırsam bu kez burada 90, burada 90 kalmış olacak. Fakat en azından şuradaki araları daha eşitlemiş olacağız ve buradaki başlangıç ve bitişteki araları daha eşitlemiş olacağız. Tabii ki
çok daha doğru bir çoğaltma yapmak istiyorsanız benim size tavsiyem şu olur. Bunu silelim. Ve şöyle bir çizim yapalım arkadaşlar. Buradaki objeyi X Enter'la yani X Enter'la patlatıyorum. Explode komutuyla. Buradaki çizgiyi tek başına bırakıyorum. Şimdi Array dediğimde yani Rectangular Array'e girdiğimde bakın yukarıdan kaç kolon yapmak istediğimi seçiyorum. Bu kez tabii ki 5 olmak zorunda. Çünkü kendisini de bu sefer işin içine kattık. Satır sayımız 1. Ve bakın total bir mesafe girmek istiyorum bu kez. Toplam bir mesafe girmek istiyorum. Toplam mesafem de 800. 800 mesafe, affedersiniz tabii ki kolona gireceğim. 800 mesafesine girdiğim zaman, pardon 800 değil. Buradaki mesafeyi kaç verdiysek o olmak zorunda. 400 diyelim, 400'ü diye hatırlıyorum. Evet, gördüğünüz gibi bu kez eşit aralıklarla bir çizgiler oluşturabildik. Onayladığım zaman şunu diyebilirim artık. Offset komutuna girerek veya bu aralıkları yine bozmadan belirlemek için şöyle bir şey yapalım. Buradaki objeleri yine X Enter'la patlatıyorum. Bakın her birini teker teker seçebilecek şekle getiriyorum bu sayede. Tekrar Offset komutuna giriyorum ve diyorum ki bu sefer 10'ar milim aralık bırakalım. Pardon, 10'ar santim aralık bırakalım mesela. Dilim milime tabii çok alışmış. O yüzden sürekli milim diyorum. Ve 10 santim de buraya attım. Şimdi buradaki bütün aralıklar arkadaşlar 90 santim, affedersiniz ölçelim. Hatta oradan daha emin olalım. 90 santim doğru. 90 santime düşmüş oldu. Gördüğünüz gibi aralıkları daha eşit ayarlamak için total oradaki kullanmamız daha mantıklı olabilir. Şunu da tabii ki offsetleyelim son olarak. Ve her yerde birer boşluğumuz kalmış olsun. Şuradaki çizgimizi de buraya kadar getirelim. Tabii mesela buradaki 10 santimlik artışı da aslında geri almak istiyorsanız bunu komple scale'layabilirsiniz, stretch'leyebilirsiniz. Birçok yöntem var. Şimdi o kadar derine girmeyeceğim. Önemli olan burada rectangle array'i ne kadar efektif kullanabildiğimiz. Buradaki aralıklarında daha sık çizgiler atmak istiyorum. L Enter dedim ve şuradan yine hiza alıyorum. 10 bu kez santim. Yani pardon 10 santim zaten demin yapmıştık. 5 santim yapalım. 5 santim aşağı doğru geldim arkadaşlar ve şurada hizaladım. Tekrar Rectangular Array'e girerek buradaki objemi seçiyorum. Onaylıyorum. Ve diyorum ki ben yine bir satır istiyorum. Satır sayımda öncelikle aralığı belirleyelim. Beşer aralıklı olacak. Satır sayımda 10, 20, 18 diyelim. Evet gördüğünüz gibi 18 aralıkta. Hem de deneme yanılma payınız da var gördüğünüz gibi. Bunu çoğaltabilirsiniz. Aynı şekilde bütün bu array'i seçerek X Enter diyelim. Ve tekrar buradaki çizgileri seçelim. Ve tekrar array'leyelim. Bakın bir daha aynı işlemi yapmaya gerek kalmayacak bu sayede. Rectangular array diyerek aynı işlemi bir daha yapabiliyorum. Kolaylıkla. Aralarına diyorum ki satırların 100 milim affedersiniz 100 santim koy. 5 tane aralığı dolduracağız. 1, 2, 3, 4, 5. Unutmayın array de her zaman ilk seçtiğiniz de sayılır. Satır sayısı da 1 olacak. Dolayısıyla şu an böyle bir yapı oluşturabildim. Close array diyelim ve gördüğünüz gibi orada o yapımız duruyor. İsterseniz hatch'li aralarını boyayıp onları da array'leyebilirsiniz. Hatta onu da yapayım hemen. H enter dedim. Şuradaki aralığı boyamak istiyorum. Enter dedim. Ve bakın bu aralığı array'lemek istiyorum şimdi de. Array dedim. Ve 1, 2, 3, 4 tane aralığı array'le doldurmuş oldum. Satır sayısını yine 1'e indirelim. Burada tabii kaç tane aralık olduğunu bilmemiz gerekiyor. Aralarına yine 10'ar milim koy, 10'ar santim koyalım ki bir dolu bir boş, bir dolu bir boş şeklinde olsun. Hatırlıyorsanız çizgilerimizi 5'er santim arayla çoğaltmıştık. Buradaki sayıyı da isterseniz sayıp da girebilirsiniz, isterseniz deneyip yanılın. Bence ben sizin yerinizde olsam hemen deneme yanılma yöntemini kullanırdım. Hiç uğraşmaya gerek yok bu sayede. 9 tane kopya oluştur dedim ve close array dediğimde bu hatch'i de araylamış oldum. Hatta şu araylediğim hatch'i seçip arkadaşlar array diyerek bir kez daha aynı objeyi arayleyebilirim gördüğünüz gibi. Yani üst üste arayler de kolaylıkla yapabilirsiniz. Şuradaki aralığı yine 100 santim olarak veriyorum. Bakın. Evet 100 santim olarak verdiğinizde şurada boş bıraktım. Aslında doğru oluyor. Tabii ki tam oturuyor. Nerede? Bir tane belki şurada bir sütun daha yapıp orayı boyasak daha güzel görünürdü ama çok dert değil. Bence yeterince iyi. Row sayısını 1 yaptım. Yani satır sayısını, kolon sayısını da 5 yaptım ve close array diyerek onayladım. Peki gördüğünüz gibi rectangle array ile bunu kolaylıkla yapabildim. Şimdi bunu aşağı doğru kopyalama işlemini rectangle array ile yapamayız. Çünkü bakın bu tarafa gelmek zorunda. Yani hep taraflar değişiyor gördüğünüz gibi. Dolayısıyla ben sizin yerinizde olsam burada mirror'ı kullanırdım. Objelerin hepsini seçtim buradaki.
M, I, Enter diyorum. Şu aradaki mesafeyi hatırlayalım bakın. Toplam burada 180'e yakın bir mesafe var. İsterseniz DI ile önce ölçüp komuta girelim. Daha rahat olacak. 200'müş, doğru. Şuradaki objeleri seçtim. M, I, Enter dedim. Ve bakın ilginç bir kullanım. Bunu çok tavsiye ederim size. Şuradan aşağı doğru hiza alıyorum. Ve diyorum ki 100 santim aşağı doğru hiza al. Yani benim ilk noktamı, bakın gördüğünüz gibi ilk mirror noktamı şuradan 100 milim aşağı, 100 santim aşağı koydu. Basarak sağa doğru bir orta çiziyorum ve tıklayarak Enter diyerek direkt olarak objeyi buraya aynalayabiliyorum. Tekrar ikisini birden seçtim bu kez. Yine M, I, Enter dedim. Ve bu kez yine buradan 100 santim hiza alarak sağa doğru tıklayarak Enter diyerek bakın aynı şeyi aşağıda aynalayabildim. Gördüğünüz gibi Rectangle Array'i birçok değişik durumda kullanabilirsiniz. Şimdi ben size şöyle bir şey demiştim ilk başta. Bu aralığı daha fazla açmak istiyorsak, diğerlerinden daha fazla bir aralık olsun istiyoruz burada. Şu objeyi seçtiğinizde maalesef Array seçiyorsunuz aşağıda. Dolayısıyla bunların arasını açmak için oynayamıyorsunuz. Fakat X Enter derseniz yine objeyi patlatmış olursunuz ve bunları ayrıyetten seçebilirsiniz. Dolayısıyla M Enter ile artık kolaylıkla aşağı doğru 100 santim daha aç, araya bir yol koyacağız diyebiliriz kolaylıkla. Peki Rectangular Array'in kullanımı ile ilgili birkaç tane örnek görmüş olduk. Ben umarım kafanızda daha iyi canlanmıştır artık Rectangular Array'in ne yaptığı. Sorularınız varsa tabii ki lütfen bana yöneltin. Bugünlük bu kadar diyelim. Videoyu beğendiyseniz lütfen like butonuna basarak bunu belirtin. Subscribe butonuna basarak kanalımıza yazılabilirsiniz ve yakıncampus.com sitesini ziyaret ederek bütün videolarımızdan da haberdar olabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.